بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz, bugünkü dersimizde El-Bakara suresi 282'den 283. ayete kadar olan bölüm okunacak. Diyeceksiniz ki hocam bir ayet nedir? Evet, bugünkü okuyacağımız ayet halk arasında veya ulema beyninde noter ayeti diye bilinen müdayene ayetidir. Borçlu olunca yani veresiye alışverişlerde neler yapılacağına dair ahkamı anlatan bir ayet-i kerime, en uzun ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'in. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّى اِلَى وَاللّٰهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٍ ayetin sonuna kadar bu şekilde. El-Münasebe, şimdi bu ayeti kerime ile daha önceki ayeti kerimeler arasındaki münasebet nedir? لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى اَرْرِبَى Allah-u Teala faizi zikrettiği zaman وَبَيَّنَ مَا ف۪يهِ مِنْ kabahatin ve şenaatin faiz alışverişinde çirkinlik ve adiliğin yani şenaat ve kabahat birbirinin eş anlamlısı sayılırlar. Birbirinden biraz daha çirkin olduğunu ifade eder. Bunları anlattı. Niçin? لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ مُقْتَتَعَةٌ مِنْ عِرْقِ الْمَد۪ينِ وَلَحْمِهِ Çünkü diyor faiz almak borçlu kimsenin damarlarından koparmak ve onun kaslarından, etlerinden koparmak manasına, fazlasıyla koparmak manasına gelir diyor. Muktata'nın kökü kata'dır. Ve huve kesbun habisun. O pis bir kazançtır. Yem kutuhu el-İslamu. İslam'ın kızdığı. Evet, nikahı makt diye Kur'an-ı Kerim'de geçer. Hani babaların bıraktığı, öldükten sonra geriye bıraktığı hanımlardan oğullar, yani öz anneleri olmayan analıklarını ceketlerini atmak suretiyle elde ettikleri olaya nikahı makt deniyor. İslam'ın kızdığı, öfkelendiği kirli bir kazançtır ve yuharrimuhu ve haram kıldığı kirli bir kazançtır. Bunları zikrettiği zaman اَعْقَبَهُ بِذِكْرِ الْقَرْضِ الْحَسَنِ Bu cümle de lemmanın cevabı olmuş oluyor. Onların peşinden getirdi. بِذِكْرِ الْقَرْضِ الْحَسَنِ Karz-ı Hasen yani güzel borçlanmayı karşılığında Allah rızasının dışında bir şey istemeden borç vermeyi peşinden getirdi. بِلَا فَاِدَتِنْ Herhangi bir fayda, dünyevi menfaat olmaksızın. بِذِكْرِ الْاَحْكَامِ الْخَاسَةِ بِدَّيْنِ ve ticareti ve rehni. Ayrıca yani Karz-ı Hasen'i zikrettikten sonra özel hükümleri neye özel? Biddeyni borcu özel. Bugünkü okuyacağımız ayet-i kerimenin özelliğini söylüyor ve ticareti ve rehni ticaret ve rehinle ilgili konuları peşinden getirdi. Ve kulluha bunların hepsi yani Karz-ı Hasen ahkam-ı hasa biddeyin yani borçluluk ile ilgili hükümler, ticaret ve rehinle ilgili hükümler nedir? Turukun yollardır, şerifetün şerefli yollardır. Litenmiyetil mali malın artması ve ziyadetihi ve onun fazlalığı. Nema ve ziyade aşağı yukarı aynı manalardır. Bima fihi salahul ferdi vel müştema. Çünkü bunlarda yani Karz-ı Hasen'de olsun, ticarette, rehinde bunların hepsi hem ferdin hem de toplumun salahı, iyiliği bunlardadır. Ve ayetü deyni atbalu ayatil Kur'an'ı deyin ayeti, müdayene ayeti diyor. Çünkü deyin tek taraflı olmaz. Müdayene karşılıklı isteğin beyninde müşareket diyoruz. Biz ona bina diliyle müdayene ayeti Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir alel ıtlak, mutlak olarak. Mimma yedullu ala inayetil İslami, İslam'ın önem vermesine delalet eden bin nazm-ül iktisadiyeti, ekonomik düzene, ekonomik nizama
İslami önemsemenin üzerine delalet eden mutlak en uzun ayettir diyor. El-Lugha. Şimdi bu bir sayfalık ayeti kerimedeki önemli bazı kelimeler. Vel-yumlil minel imla'i ve huve en yulkiye aleyhi ma yektubuhu en yulkiye aleyhi o kimse üzerine ilka etmek, söylemek ma yektubuhu yazacakları şeyi yukalu emelle ve emla. Yani emelle yumillu imlaen emla yumli imlaen. İkisi de bu şekilde geliyor. Çekimi iki baptan da aynı oluyor. Yebhas elbaksu ennaksu tes'emu es-se'emu ve se'ametu. Bu da yine se'ime yes'emu se'menden veya se'ame kelimesi mastar olarak bunlar el-melel mineşşeyi, bir şeyden usanmak ve dacar minhu ve ondan bıkmak diyelim buna. Çünkü dacar kelimesi muhtar-ı sıhhata kalak diyor. Yani üzüntüden kendisine gelen bir böyle bitkinlik. Ondan sonra da diğer şeyden de yaptığı işten illallah diyor. Türkçe lügatta da illallah yani yaka silkecek şekilde manalara geliyor dacar kelimesi. Aksatu el-kıstu bi-kesril kafi el-adlu. Yani el-kıst olursa, kasada yaksıdu kıstan mastarı gelirse adalet manasına geliyor. Aksatar racülü idâ adele. Bu şekilde söylenirmiş. Aksatar racülü yani adele racülü den manasına geliyor aksata kelimesi. Ve bi-fethel kafi el-cevru. Kafın fethasıyla ise zulüm, haksızlık manasına geliyor. Yukalu kasata ey cara ve minhu ve emmel gasitune fekanu li cehenneme hataba. Ayet-i kerimede de öyledir. Yani kasata cara, zaleme manasına geliyor. Ayet-i kerimede de ve emmel gasitun zalimler fekanu li cehenneme hataba, cehennem odunu olacaklardır diyor. Tadille gale Ebu Ubeyd mana tadille tensa ve dalal ani şehadeti nisyanu cüz'in minha. Demek ki bu in tadille ihtahuma fe tüzekira ihtahumel uhra ayeti kerimesindeki dalle kelimesi yolunu sapıtmak manasına değil de unutmak manasına geliyor. Bu da şehadetten bir kısmını unutmak manasına geleceği için İki kadın şahit kullanıldığını ifade ediyor ayet-i kerimede. Etna, akrabu manasına geliyor. Tertabu, teşukku miner raybi. Tertabu kelimesi, rabe yeri bu raybenden şek manasına, bir mana şekki şek manasına geliyor. İrtabe yertabu, ihtial babına nakledilmiş kısmı olmuş oluyor tertabu. Ferihanun, rihan kelimesi cem'u rehnin. Ve huve ma yudfe'u ileddâini borçluya verilen şeydir. Tevsikan liddeyini borcu kuvvetlendirmek yani alacağı garantileştirmek, sağlamlaştırmak için borçluya verilen şeye rihan deniyor. Kullu imri'in rehnün bima ledeyhim. Herkes kazandığının karşılığında rehindir. Yani insanoğlu ahirete gittiği zaman kazanmış oldukları, elde etmiş oldukları, ahirete göndermiş oldukları şeyler karşısında rehin tutulacaktır. Ayet-i kerimelere geldik, meallendirelim Allah izin verirse. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, idâ tedayentum bideynin, bir borçla borçlandığınız zaman ile ecelin müsemma, belli bir süreye kadar fektubuhu, onu yazınız. Ve lektub beynekum kâtibun bil adli. Ve onu aranızda katibi adil, yani bugünkü noter diyoruz, noterler yazsın. Ve la ye'be katibun en yektübe kemâ allemehullah. Allah'ın öğrettiği şekilde katip kimse yazmaktan imtina etmesin, kaçınmasın. Fel yektüb vel yumlilillezî aleyhil hakku. Yani kemâ allemehullahu fel yektüb. O kelime ma kabline matup. Allah'ın kendine öğrettiği şekilde güzelce yazsın. Vel yumlilillezî aleyhil hakku, üzerinde hak olan kimse yazdırsın. Vel yettekillâhe rabbe, bu konuda Rabbinden sakınsın. Ve la yebhas minhu şey'en,
hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Yani bugün maalesef bazı tercümanlarda olsun, bazı yerlerde bu tür üçkağıtçılıklar oluyor. Cenab-ı Allah ona işaret ediyor. Dolayısıyla küçük bir kalem oynamak, bir kelime eksiltmek suretiyle biliyorsunuz pek çok şey değişiyor ve bir sürü zarar, kavga ortaya çıkıyor. فَاِنْ كَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ Eğer üzerinde hak olan, yani borçlu olan kimse sefihen, akılsız ise, budala ise, evda'ifen veya zayıf, onu söyleyecek kapasitesi yoksa اَوْ لَا يَسْتَطِيعُ اَنْ يُمِلَّ veya yazdırmaya gücü yetmiyorsa هُوَ فَالْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ O kimsenin yazdırmaya gücü yetmiyorsa فَالْيُمْلِلْ yazdırsın وَلِيُّهُ بِالْعَدِّ Adaletle onun velisi, vasisi yazdırsın. وَسْتَشْهِدُ شَهِدَيْنِ Bununla kalınmasın, iki tane de şahit edinin min ricalikum erkeklerinizden. فَاِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ Eğer iki erkek şahit bulamazsanız, فَرَجُلُنْ bir adam وَمْرَأَتَانِ iki kadından şahit edin. تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ Ama bu da razı olduğunuz şahitlerden iki şahit edinin veya iki kadın bir erkek şahit edinin. Niçin? اَنْ تَضِلَّ اِحْتَاهُمَا O iki kadından birisi unutursa فَتُذَكِّرَا اِحْتَاهُمَا الْاُخْرَى Diğeri ona hatırlatır. وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا Şahitler çağrıldığı zaman imtina etmesin, kaçınmasın, itiraz etmesin. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا usanmasın اَنْ تَكْتُبُوهُ onu yazdırmaktan sagiran evkebiran veya yazmaktan sagiran evkebiran küçük büyük ne varsa yazılacak her şeyi oraya yazsın ila eceli süresine kadar. ذَلِكُمْ اَقْسَدُ عِنْدَ اللّٰهِ Bu Allah katında daha adildir ve akvamu lişşehadeti şehadet için de daha sağlamdır ve etna ella tertabu şüphe etmemenize daha yakındır. İlla en tekune ticareten hadıraten ancak hazır yani peşin bir ticaret olursa tüdirûneha beyneküm aranızda çevirdiğiniz yani alışverişiniz aranızda ama peşin olursa فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ Sizin üzerinize günah yoktur. اَلَّا تَكْتُبُوهَا Onu yazmamanızda bir günah yoktur. وَاَشْهِدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ Ama alışveriş yaptığınız zaman şahit mutlaka kullanın. وَلَا يُدَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ Katip ve şahitler zarara uğratılmasın. وَاِنْ تَفْعَلُوا Eğer yaparsanız yani şahitleri ve katibi zarara uğratırsanız فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ Sizin için bir fasıklıktır. وَاتَّقُوا اللّٰهِ Bu konuda Allah'tan sakının. وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Allah öğretir. وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah her şeyi hakkıyla bilendir. وَاِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانُ مَحْبُودًا Eğer sizden birisi yolcu ise yol üzerinde ise, yolculuk yapmada ise, o sırada alışveriş yapmışsa, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا Yazacak bir kimseyi de bulamamışsa, فَرِحَانُ مَقْبُودَ O zaman borçlusundan alınmış bir rehin onun içindir. فَاِنْ اَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا Eğer sizlerden biriniz diğerine güvenirse, فَالْيُوَدِّ الَّذِي تُمِنَ اَمَانَتَهُ O zaman güvenilen kimse, emaneti hakkıyla yerine getirsin ve yettekillah rabbe. Bu konuda da Rabbinden sakınsın. Ve la tektumuş şehade. Şehadeti de gizlemesin. Ve men yektum hafe innehu asimun kalbu. Kim ki şehadeti gizlerse onun kalbi günahkar olmuş olur. Vallahu bima ta'melun alim. Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza tedayentum. Borçlandığınız zaman bi deynin ila ecelin müsemma bir süreye kadar bir borçla borçlandığınız zaman fektubuhu o borcu yazınız. İza teameltum bi deynin müeccelin süreli bir borçlandığınızda fektubuhu onu yazınız. Ve hâzâ irşâdun minhu teâlâ li ibâdihi. Bu Allah-u Teala'nın kullarına bir irşadı yol göstermesidir. بِكِتَابَتِ الْمُعَامَلَاتِ الْمُهَجَّلَةِ Süreli, veresiye
muamelelerin, alışverişlerin yazılmasını kullarına öğretmesidir. Niçin? Liyekun eder ki ahfazu ve evsaku limiktariha ve mikatiha. Çünkü liyekun eder ki bu süreli borçlanmanın yazılması ahfazu daha koruyucudur ve evsaku daha doğrudur, daha sağlamdır. Limiktariha borcun miktarı için ve mikatiha ve onun zamanı için. Şimdi bunda maalesef bazıları şey yapıyorlar, eğer alacaklı birisi ona bir şeyler yazıyorlar veya borçlu öyle birisi ise onun önünde yazıyorlar 2-0, 3-0 da sonra atıyorlar. O da kapanmadığını numaranın bilmiyor veya yazıyla yazarken de ona göre yazıyorlar. Allah muhafaza buyursun. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Aranızda adil bir katip bu borcu ve süreyi yazsın. Ey وَلْيَكْتُبْ لَكُمْ. Sizin için كَاتِبٌ عَدِلٌ, adil bir katip. Buna şimdi noter diyorlar. مَأْمُونٌ لَا يَجُورُ. Kendine güvenilen, zulmetmeyen, عَلَى أَحَدِ تَرَفَيْنِ. Yani ne alacaklı ne de borçluya zulmetmeyen birisi yazsın diyor. وَلَا يَعْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ. Allah'ın öğrettiği gibi yazmaktan katipler kaçınmasın, imtina etmesin. Ey وَلَا يَمْتَنُوا اَحَدٌ مِنَ الْكِتَابَةِ. Hiçbir kimse yazmaktan kaçınmasın. بِالْعَدْلِ, adaletle yazmaktan. كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ. Allah'ın öğrettiği gibi. فَلْيَكُبْ. Yazsın ve yümlililledi aleyhi hakku, üzerine de hak olan kimse ona yazdırsın. Ey veli yumille alel katibi, katibe yazdırsın. Ve yulkiya aleyhi el medinu, borçlu ona söylesin. Ve huvelledi aleyhi hakku, çünkü üzerinde hak olan kimse odur. Li ennehu el makarul meşhudu aleyhi, meşhudun aleyh olan şeyin makarı, yeri odur. Yani kendisine aleyhinde şahitlik yapılacak, borçlu olduğu söylenecek kimse odur diyor. وَلْيَتَّقِلَّهَ رَبَّهُ. Ve Rabbinden sakınsın. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا. Hiçbir şey eksik bırakmasın. اَيْ وَلْيَخْشَ اللّٰهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korksun. Buradaki ittika kelimesi korkmakla tefsir edilmiş. وَلَا يَنْقُسْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Haktan da hiçbir şey eksik bırakmasın. فَاِنْكَانَ الَّذ۪ي عَلَيْهِ الْحَقُّ. Eğer üzerinde hak olan kimse sefihen ev da'ifen, sefih veya zayıf ise, ey اِنْكَانَ الْمَد۪ينُ, yani borçlu kimse, نَاقْسُلْ akli, نَاقْسَ akli, eğer aklı kısa, mübezziran ve saçıp savuran birisi ise, اَوْكَانَ سَب۪يَنْ اَوْ شَيْخَنْ هَرْمَنْ, bunamış bir ihtiyar veyahut da çocuk ise, ev la yastati'u en yumille, yazdırmaya gücü yetmiyorsa, huve, o borçlunun, fel yumlil veliyuhu bil adl, onun velisi adaletle yazdırsın. Ey la yastati'ul imla'e bi nefsihi, bizzat kendisi yazdırmaya güç yetiremiyorsa, li'ayyin ev hursin ev ucumetin, efendim, acizlikten dolayı veya dilsizlikten dolayı veyahut da yabancı olduğu için, oranın dilini bilmediği için. Yabancı dil bilmediği için, kendisi bir dil biliyor ama başkalarının dilini bilmediği için de kaş yapacağım derken göz çıkarmasın, onu velisi yazdırsın diyor. فَلْيُمْلِلْ قَيِّمُهُ اَوْ وَكِيلُهُ, onun işlerini idare eden veya vekili bil adli, adaletle yazdırsın. Min gayri naksın ev ziyadetin, eksiksiz ve fazlasız. Ve steşhidû şehîdeyni min ricalikum, adamlarınızdan iki şahit tutunuz. Ey utlubu ma'al kitabeti en yeşhede lekum şahidâni minel müslimîne ziyadeten fit tevsîki, güvenilirlikte artı olması için Müslümanlardan iki kişi şahitlik etsin. Şahitlik bu yazmayla beraber, sadece yazmayla kalmıyor. Mesela diyebilir ki benim hakkımda yazmış, şahit yok vesaire yok, kafasına yazmış denilebilir. Buna itiraz mahal vermemek için ne yapılıyor? Müslümanlardan iki kişi de şahitlik etsin buyuruyor Cenab-ı Allah.
فَاِنَّ مَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ Şahitlerden razı olduklarınızdan iki kadın veya bir adam şahitlik etsin eğer iki erkek şahit bulamazsanız. فَاِنَّ مَكُونَ شَاهِدَانِ رَجُلَيْنِ Eğer iki şahit, iki erkek değilse فَلْيَشْهِدْ رَجُلٌ Bir adam وَامْرَأَتَانِ ve iki kadın şahitlik etsin mimmen yusaku bidinihim ve adaletihim adaletlerinde ve dindarlıklarında kendilerine güvenilen kimselerden bir adam ve iki kadın şahitlik etsin. En tadilla ihtahuma fetuzekkira ihtahuma al-ukhra. Ey tensa ihtel mer'eteyni eşşehadete fetuzekkiraha el-ukhra. Yani burada iki kadın şahitlik etsinin sebebi illeti oluyor bu cümle. O kadınlardan birisi unutursa şehadeti fetüzekkiraha el uhra diğeri ona hatırlatması için iki kadın gerekir diyor Cenab-ı Allah. Ve hâzâ illetün li vücûbil isneyni li naksız zaptı fîhinne. Kadınlardan konuyu iyi ezberlemenin eksilmemesi için iki şahidin iki kadının vücubuna işaret etmiş onun sebebidir diyor. Ve lâ ye'be şühedâ'u اِذَا مَادُعُوا Çağrıldıkları zaman şahitler şehadetten kaçınmasınlar. Ey وَلَا يَمْتَنَعَ الشُّهَدَاءُ an اَدَاءِ الشَّهَادَةِ Şehadeti eda etmekten kaçınmasınlar. اَوْ تَحَمُّلَهَا اِذَا تُولِبَ مِنْهُمْ Kendilerinden istenildiği zaman özellikle bu şehadet. Şahitlik etmeleri kendilerinden istenildiği zaman bu şehadeti üstlenmekten ve şahitlik etmekten kaçınmasınlar. وَلَا تَسْأَمُوا اَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا اَوْ كَبِيرًا اِلَى اَجَلِهِ O borcu veya malları küçük veya büyük demeden, usanmadan, süresine kadar yazmaktan kaçınmayın, usanmayın diyor Cenab-ı Allah. اَيْ لَا تَمَلُّوا اَنْ تَكْتُبُوا اَدَّيْنَ صَغِيرًا كَانَ اَوْ كَبِيرًا Evet, burada borcu küçük veya büyük olsun yazmaktan kaçınmayınız demek. Yani borcun az olması, yani bunu yazmaya ne gerek var, ödense ne olur, ödenmese ne olur gibi düşünmeden azsa da çoksa da bir süre verilmiş ise, bir veresiyelik varsa bunu yazsın diyor. Bundan usanmayın diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Galilen ev kesiran, az veya çok olsun, ila vakti hululi miadihi, zamanının geleceğine kadar yazılsın diyor. Zalikum aksadu indallah ve akvamu lişşehadeti ve etna ella tertabu. Bu ise, yani küçük, büyük ve süresine kadar yazılmış olması Allah katında en adil olanıdır ve şehadet için en sağlam olanıdır ve şüphe etmemenize en yakın olanıdır. Ey ma emarnakum bihi min kitabeti deyni borcu yazmaktan size emretmiş olduğumuz şey a'delu fi hukmihi taala Allah'ın hükmünde en adil olanıdır ve esbetu li şehadeti şehadet içinde en sabit olanıdır le'alla tunsa unutulmaması için ve akrabu ella teşukku fi kadri deyni vel ecel sürenin ve borcun miktarında da şüphe etmemenize en yakın olanıdır. İlla en tekune ticareten hadireten tudirunaha beynekum ancak bu alışveriş borç hazır bir ticaret yani peşin bir ticaret ise aranızda çevirdiğiniz illa izâ kânel bey'u hadiran yeden bir yedin. O anda yapılmış peşin yeden bir yedin peşin demek ise ve semenu makbudan para da alınmış ise feleyse aleykum günahun ella tektubuha onu yazmamakta bir günah yoktur. Çünkü alan almış, satan satmış iş bitmiştir. Ey felâ be'se bi ademi kitabetiha onu yazmamakta bir beis yoktur. Lintifâil mahzur ileride unutma veyahut da haksızlık, adaletsizlik iddiasında bulunma gibi bir tarafa zarar verme gibi bir şey ortadan kalktığı için yazmaya gerek yoktur diyor. Ve eşhedü izâ tebâyâtum alışveriş yaptığınız zaman şahit getirin. Ey eşhedü alâ hakkikum mutlakan sevâen kânel bey'u nâcizen ev biddeyni. İster alışveriş peşin olsun, ister borçlanarak olsun mutlaka hakkınız üzerine şahit getiriniz. لِأَنَّهُ اَبْعَدُ عَنِ النِّزَاعِ Münakaşadan en uzak olanı budur. وَالْاِخْتِلَافِ Ve karşılıklı çekişmekten, zıtlaşmaktan en
güvenilir olanı budur. Ve la yudarra katibun ve la şehit. Katipler, yazanlar ve şahitler zarar görmemelidir. Ey la yadur sahibul hakkı el küttabe ve şuhude. Hak sahibi kimse şahitlere ve katiplere zarar vermemelidir. Ve in tef'alu fe innehu fusukun bikum. Ey in fealtum ma nuhitum anhu. Kendisinden uzaklaştırıldığınız, nehyedildiğiniz, men edildiğiniz şeyi yaparsanız fakat fesakutun bi hurucikum an taatillah. Allah'ın taatından çıkıp fasıklık yapmış olursunuz. Ve tekullah ve yuallimukumullah. Ey hafullah, Allah'tan korkunuz ve rakibuhu yemnahukum el ilmen nafi'a ellezi bihi saadetü darayni. Hafullah ve rakibuhu, Allah'ı gözetleyin, Allah'tan korkun, bütün işlerinizde Allah'ın murakabesini düşünün. Allah size ilmi, faydalı ilmi verir. Ellezi bihi saadetü darayni, o faydalı ilim ise her iki yurdun da mutluluğudur. Yani dünya ve ahirette mutlu olmanıza gereken ilmi Allah size verir. Buna ilmi mükaşefe de deniyor. Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey alimun bil mesalihi vel avakib. Allah sizin maslahatınıza, iyiliğinize olan şeyleri de sonuçlarında en iyi bilendir. Fela yahfa aleyhi şeyun minel eşya. Allah'a hiçbir şey gizli değildir. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun mahbuda. Eğer siz yolculukta iseniz ve yazacak bir şahit de bulamamışsanız o zaman alınmış bir rehin vardır. Ey in kuntum musafirine ve tedayentum ila ecelen müsemmen. Eğer siz yolcuysanız ve bir süreliğine de borçlanmış iseniz ve lem tecidu men yektubu lekum, bu borçluluğu size yazacak birini de bulamamışsanız felyekun bedelel kitabeti, bu yazmanın karşılığında rihanun makbudatun, alınmış bir rehin olsun. Yakbi duha sahibul hakkı, alacaklı olanın aldığı bir rehin olsun. Vesikaten lideynihi, alacağına karşılık olarak, bir güvenlik olarak. Feyne mine ba'dukum ba'dan, eğer sizden biriniz güvenir ise diğerinize, fel yueddil lezi itümine emanetehu, güvenilen kimse emanetini yerine getirsin ve lettekillâhe Rabbe, bu konuda Rabbi olan Allah'tan da sakınsın. Yani burada emanet ehli olmaya bir önem atfedilmektedir. Aynı zamanda da emanet ehli olanlar, kendilerine bir emanet verildiği zaman bu emanet ister maddi ister manevi olsun, onu yerine getirsin diyor. Fe in emine da'inu el medine, eğer alacaklı borçluya güveniyor ise festağna anir rehni sigaten bi emaneti sahibihi, rehinden müstani olur, yani rehin almaktan vazgeçer. Sigaten bi emaneti sahibihi, borçlunun emanetine, güvenilirliğine güvendiği için. Felyedfa zalikel mu'temen, bu kendisine emanet edilen kimse de, eddeyn borç olan kimse de, ellezî aleyhi ve yettekillâhe fî riâyeti hukukul emâne, emanet hukukuna riayet konusunda Allah'tan sakınsın. Yani nasıl olsa rehin de vermedim, borcun üzerine de yatarım demesin. Gerçi şimdi senet, sepet, çek vesaire olduğu halde bile yatıp gidiyorlar. Allah muhafaza buyursun. Ve lâ tektumuş şehâde, şehadeti gizlemeyin. Ve men yektumha, kim ki onu gizlerse, fe innehu asimun kalbuh, onun kalbi günah işlemiştir. Ey izâ du'itum ilâ edâi şehadetin, bir şahitliği eda etmeye çağrıldığınız zaman, fe lâ tektumuha, onu gizlemeyin, fe inne kitmâneha, onu gizlemek ismun kebirun, büyük bir günahtır. Yec'alul kalbe âsimen ve sahibehu facirem, kalbini günahkar kılar ve sahibini de facir, yani günah işlemiş kılar. Ve hussa el kalp bi zikri, burada asumun kalbi, halbuki o kimsenin bizzat kendisi günahkardır ama kalbi zikretmesi Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin, li ennehu sultanul a'da, çünkü kalp organların sultanıdır, onları idare eden odur. İza salaha salahal cesedu kulluh. Hadis-i şerife burada işaret var. O kalp salih olursa, düzgün olursa bütün ceset düzgün olur. Ve izâ fesede fesedel cesedü kullu, kalp bozuk olursa ceset de bozulur. Vallahu bima ta'melûne alim.
Allah yaptıklarınızı bilmektedir. Ey la yahfa aleyhi şeyun min amalin ve ef'alil ibad. Allahu Teala'ya amellerden ve kulların yaptıklarından hiçbir şey gizli değildir. Burada küçük bir tehdit de var. Yani vallahu bima taamelune alim olunca yaptıklarınızdan, muamelelerinizden, işlemlerinizden Allahu Teala bilgi içerisindedir, bilgi sahibidir. Dolayısıyla icabınıza bakacak tehdidi vardır. El belaga. Bu ayet-i kerimelerdeki edebi yönler. Fil ayeti durubul fasahati. Ayette fasahatın şekilleri, çeşitleri vardır. El cinasul muhayir. Biliyorsunuz fasahat cümle ve kelimelerde olur, manada olmaz. Onun için de el cinasul muhayir. Cinasul muhayir lafız olduğu için cinas. Cinas neydi? Aynı harflerden, harekelerden oluşan kelimelerin ama ayrı manalara gelmesi idi. Burada da öyle. Ancak cinas tam cinası mugayir oluyor. Fi kavlihi tedayentum bideyn. Deyn ve tedayentum kelimeleri aynı köktendir ama bapları farklı, harekeleri farklı olduğu için cinası nakıs veya cinası mugayir deniyor. Ve fi üstü şiddu şehideyni. Bu da yine aynı şekilde şehide köküdür bunun aslı. Birisi istifal babından, biri de onun tesniyesi olmuş oluyor. Ve fi ötümine emanetehu. Yine burada da aynı kökten, emin kökünden gelmektedir. Her iki kelimede cinas vardır. Ve fi yuallimukum ve alimun. Bu kelimelerde de yine cinası mugayir vardır. İkinci edebi yön ettibak. Ettibak bir cümlede iki zıt manalı kelimeyi kullanmak manasına geliyor idi. Fi kavlihi sagiran ev kebiran. Küçük veya büyük. Burada büyük ve küçük kelimelerini kullanmış, tıbak olmuş. Ve fi entadille ve tüzekkira. Yine unutmak ve hatırlamak kelimeleri. Niçin? لِأَنَّ الدَّلَالَ هُنَا بِمَعْنَ النِّسْيَانِ. Çünkü burada dalalet, sapmak, yolda çıkmak manalarından değil, unutmak manasına gelmektedir. Ve fil ayeti eyzan, üçüncü edebi yön, ayette vardır el-itnab, itnab vardır. İtnab da belli edebi gayelerden dolayı sözü uzatmak demektir. فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Onu yazınız ve adil bir katip aranızda onu yazsın. Velaye ve katibun ve fi felyumlil ellezî aleyhil hakku. Bunların hepsi yazıyla ilgili olduğu için değişik kelimelerle Cenab-ı Allah sözü uzattı diyor. Fe inkânellezî aleyhil hakku. Her ne kadar üzerinde hak olan kimse ise de. Ve fi entadırla ihtâhumen fe tüzekkira ihtâhumel uhra. Burada da entadırla ihtâhuma fetüzekkira ihtâhuma l-ukhrada ihtâhuma ihtâhuma kelimeleri tekrar etmiştir. Buna da itnab diyoruz. Dördüncü edebi yön el-i'caz bil-hazfi ve derke kesirun. Bu da çoktur. Fakat zekara emsiletehu sahibul bahril muhit. Bu i'cazın örneklerini Bahr-ül Muhit'in sahibi Ebu Hayyan zikretmiştir diyor. Oraya bakılması gerekir diyor. Şimdi icaz iki kısma ayrılır. İcazı kısar, icazı hazif. İcazı kısar bir iki kelimeyle pek çok manayı ifade etmektir. İcazı hazif ise anlaşılan şeyleri arada zikretmeden anlaşıldığı için onu atlayaraktan cümleyi kısa tutmaktır. Mesela Kasas suresinde Musa aleyhisselamın Şuayb aleyhisselamın kızlarının koyunlarını suladıktan sonra ağacın gölgesine gidiyor. Sonra kızlardan bir tanesi haya içerisinde geri döndüğünü haber veriyor Cenab-ı Allah. Tabii kızların babalarına gittiği, babalarının onlara erken gelip gelmediği vesaire vesaire cümleler o cümlelerde hasfedilmiş. Dolayısıyla cümle kısaltılmış oluyor. Şimdi icazla i'cazı karıştırmayalım. Birisi ayınla, birisi ye ile icaz. Ayınla olan ise o aciz kalmaktan gelir. Kur'an'ın kendisi mucizdir. Hem muciz hem de mucizdir. Beşincisi
Kürrü ve lafzul celale fil cümleli selas. Şu üç cümlede Allah lafzı tekrar edildi. Vettegullah ve yuallimukumullah vallahu bikulli şeyin alim. Niçin tekrar edildi? Mesela vetteguhu veya vettegullah ve yuallimukum kumuhu veya bu şekilde vallahu bikulli şeyin ve huve şeklinde de bikulli şeyin alim de denilebilirdi ama bunları zikretmedi. Cenab-ı Allah Azze ve Celle lafz-ı celalı bizzat üç cümlede de zikretti. Niçin? لِيْدِخَالِ الرَّوْعَةِ korku yerleştirmek ve terbiyeti mehabeti ürperme terbiyesini elde etmek fin nüfus nefislerden. Çünkü Allah'ın lafzı geçtikçe hani Mü'minun suresinde olsun, Enfal suresinde olsun Allah'ın adı anıldığı zaman onların kalpleri ürperdiği haber veriliyor. Altıncı edebi yön وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ Rabbi olan Allah'tan korksun. Cema'a ma beynel ismil celili ve na'til cemil. Allah-u Teala burada hem ismi celilini bir de na'ti cemilini birlikte zikrediyor. Yani vel yettekillâhe rabbeh derken burada lafzatullah zikrediliyor. Bir de Rab kelimesi Cenab-ı Allah'ın evsafından olduğu için na'at onu ifade ediyor. Sıfat manasına gelir. Güzel bir sıfatıyla Cenab-ı Allah'ın lafzatullah esma-i ecelli alası zikrediliyor. Niçin? Mübalağatan fit tahsir. İnsanları sakındırmada daha mübalağalı ifade buyurmak içindir. Fayda. Bu ayet-i kerimelerden elde ettiğimiz faydalar nelerdir? El-ilmu nev'ani. İlim iki nevidir. Kesbiyyün ve vehbiyyün. Birisi kazanılan ilimdir. Vehbi ise Allah tarafından verilen bir ilimdir. Emmel evvel kesbi olan ilim feyekunu tahsiluhu bil iştihadi vel müsaberati. Şimdi kesbi ilim yani çalışarak elde edilen, tahsil edilen ilim çalışmak ve müsabera. O da devamlı çalışmakla olur. Yani maymun iştahlılıkla ilim öğrenilmez. Hatta şöyle bir atasözü meydana gelmiş. Türk gibi başla, Alman gibi devam et diye. Bizler çabuk gaza geliriz, çabucak başlarız, çabucak da bırakırız. Onun için de adam olmuyoruz işte. Adam olanlar hep çok çalışanlardır. Vel müzakere ve sürekli müzakere etmekle. Yani bildiklerini hatırlamak, onları gözden geçirmekle olur. Ve mesani vehbi ilme gelince fetarikuhu takvallah, onun yolu Allah'tan sakınmaktır. Yani takva, şirkten, günahtan, Allah-u Teala'nın ve Peygamber Aleyhisselam'ın hoşlanmadığı şeyleri yapmaktan sakınmaktır. Başka neyle olur? Vel ameli salih. Ve meseni fetarikuhu takvallahi vel amelü salihu. Ameli salihle elde edilir. Kema kâle Teala. Vettegullah ve yuallimukumullah. Allah'tan korkun, Allah size öğretsin. Ve hâdel ilmu yüsemmel ilmen ledünniye. O ilim ilmi ledünni diye isimlendirilir. Ve ateynâhu min ledünnâ ilma. Biz ona katımızdan bir ilim verdik. Hızır Aleyhisselam'la ilgili oluyor. Ve huvel ilmün nafi, o da faydalı olan ilimdir. Ellezî yehbehullâhu limen şâe min ibâdihî el müttakîn. Müttakî kullarından Allah'ın dilediğine hibe ettiği, verdiği faydalı ilimdir. Ve ileyhi eşâra el imâm-ı şâfi'i bi kavlihi. Şu aşağıdaki iki beytle de İmam-ı Şâfi buna işaret etmiştir diyor. Şimdi zannediyorum bizim Güney Anadolu bölgesinde bir hafız veya Evliyaullah'tan bir zata birileri küçümsemişler. O da o gece yalvarmış. Allah-u Teala da ona ilmi ledünden vermiş ve ertesi gün şöyle demiş. Emseytü kürdiyen asbahtu arabiyen demiş. Kürt olarak geceledim ama Arap olarak kalktım. Yani bütün Kur'an'ın ilmini Cenab-ı Allah ona bahşetmiş. Bahşeder mi? Bahşeder. Allah-u Teala kadir-i mutlaktır. İmam Şafii'nin beytine gelelim. Şekevtü illa veki'in su'e hıfzi. Ben
Hocam İmam-ı Vekia ezberimin kötülüğünden veya ezberimin kötüleşmesinden şikayet ettim. Fe erşedeni ila terkil maasi, beni günahları terk etmeye yolunu gösterdi. Ve asberani, bana haber verdi. Bi ennel ilme nurun, ilmin bir nur olduğunu bana haber verdi. Ve nurullahi la yuhda li asi, efendim Allah'ın nuru ise asilere verilmez diyor. Bu şekilde İmam Şafii İmam Vekî'den dersini almış oluyor. Zaten de böyledir. Yani günahın çok olması demek kalbin kararması demektir. Kararmış ve katılaşmış kalbin içine de hiçbir şey girmez. İlahi hiç girmez zaten.